sırada 90 piksel var. Çözümleri Corpeo ile bugün buradalar. Corpeo, video eğitimlerini daha etkili ve erişilebilir kılmak için tasarlanmış bir platform. 90 piksel kurucularından sevgili Muhittin Özer bugün bizimle burada olacak. Corpeo'nun özelliklerini ve sunduğu faydaları paylaşacak bizimle. Muhittin, merhabalar, hoş geldin. Sunumun için sözü sana verirken sunum sonrasında belki bir demo izleme şansımız da olacağını ümit ediyorum açıkçası. Tabii, tabii ki. O zaman hoş geldin, sefalar Hoş getirdin, bulduk. sunum Çok sahibi. teşekkür ederim. İzmir'den herkese sevgiler. Bugün sizlerle 90 pikseli ve bizim amiral gemisi ürünlerimizden birisi olan Corpeo ürünü hakkında yeni gelişmeleri paylaşmak için bir aradayız. Ben öncelikle bilmeyenler için 90 pikselle alakalı bir girizgah yapmak istiyorum. 90 piksel kimdir, neler yapar? Bu konuda sizleri bilgilendirerek başlamak istiyorum. Sunumum geldi diye düşünüyorum ekranlara. Evet, 90 geldi. piksel 2015 yılında İzmir'de kurulmuş bir firma. Bugün yaklaşık 30 kişilik ekibimizle öğrenme teknolojileri alanında yeni nesil ürünler geliştiren heyecanlı ve genç bir ekibiz diyebilirim özetle. Yaklaşık 9. yılımızı doldurduk. 10. yılımıza girmek üzereyiz. 50'den fazla projeyi gerçekleştirdik. 30'a yakın çalışma arkadaşımız var. Ve 9-10'dan fazla ödül kazanan projemiz var bu süreçte. Biz sektörün en önemli oyuncuları diyebileceğimiz 40'tan fazla markayla çalışıyoruz ki bazılarını şu an ekranda görüyorsunuz. Hepsine yer veremedik maalesef. Ama bu firmalara biz 90 pikselin 6 adet ürünü ve bu ürünler dışında da bu kurumların özel ihtiyaçları olan butik projeler geliştirerek, çözümler geliştirerek öğrenme süreçlerinde kendilerine destek oluyoruz. Kazandığımız bazı ödüller işte Stevie'den, Brandon Hall'dan ya da Altın Örümcek'ten özellikle tasarım yaklaşımımız ve kullanıcı deneyimi noktasındaki gücümüzü gösterebilmek adına aldığımız ödüllerden bazıları. Bugün biz size bizim video öğrenme platformumuz diye isimlendirebileceğimiz Corpeo hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Corpeo nedir? Corpeo aslında bir kurumun böyle en basit tabirle kendi içinde oluşturabileceği bir YouTube altyapısı gibi düşünebilirsiniz Corpeo'yu. Kurumun sadece belirlediği kullanıcıların erişebildiği ki bunlar kurumun çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, bayileri, servis ağı gibi herhangi bir paydaşı olabilir. Bu paydaşlara yönelik üretecekleri video öğrenme içeriklerinin ve iletişim içeriklerinin barındırılabileceği bir video platform özetle. Peki neden böyle bir ürün kullanmalı? Bununla alakalı aslında özetle şunları söyleyebiliriz. Artık insanlarda video izleme alışkanlıkları ciddi anlamda yükselmiş durumda. Özellikle öğrenme amacıyla videonun kullanılması ile alakalı birkaç araştırmadan sizlere bahsetmek istiyorum. Research Institute of America tarafından yapılan bir araştırmada örneğin öğrenmenin video içeriklerle desteklenmesi bilginin kalıcılığını %25'ten %50 seviyesine kadar artırıyor. Pardon, %60 seviyesine kadar artırıyor. Yine MIT'nin yaptığı bir araştırmaya göre 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre video ile desteklenen eğitim süreçleri geleneksel materyallere göre %40 daha hızlı bir öğrenme sürecinin gerçekleşmesini sağlıyor. Yine beraberinde yüksek turnover oranları ve giriş seviyesinin kolaylığı sayesinde onboarding süreçlerinde ciddi anlamda video içerikler destekleyici olabiliyor. SCORM gibi teknolojilerin maliyet ve üretim sürelerindeki uzunluk aslında video üretmenin kolaylığıyla kurumlar için aslında daha yeni nesil çözüm, daha ekonomik ve daha hızlı çözümler sunmasını sağlıyor. Yine benzer şekilde aslında kullanıcıların video tüp deneyiminin zaten sosyal yaşamlarında da mevcut olması, yani Netflix gibi, YouTube gibi platformları veya mobil düşündüğümüz zaman TikTok, Instagram gibi platformları düşündüğümüz zaman insanlar zaten sosyal yaşamlarında çok alışkın oldukları bir deneyime sahipler. Biz de bu deneyimi aslında kurumlar için bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz Corpeo ile.
Corpio tarafında bugün özellikle sizlere yeni geliştirdiğimiz birkaç tane özellikten bahsetmek istiyoruz. Corpio ile zaten videolarınızı üretebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz. Ama biz aslında Corpio ile bugün sizlere ne anlatacağız? Yeni gelen canlı yayın, interaktif video ve yapay zeka fonksiyonları ile alakalı özelliklerimizden bahsedeceğiz kısaca. Bu noktada da ben artık sunumu bir demo ile devam ettirmek için paylaştığım ekranı değiştiriyor olacağım şimdi. Hemen ekranımı ayarlıyorum. Ekranım gelmiştir diye düşünüyorum. Corpio'da az önce bahsettiğim videoları yönetme işlemini kanallar üzerinden yapıyoruz ve bu kanallara gördüğünüz gibi tamamen bir video tüp altyapısı deneyiminde zaten birçok içerik yükleyebiliyorduk. Şimdi yeni gelen özelliklerimizden ilki canlı yayın özelliği. Corpio ile artık biz şirket içi lansmanlarımızı, belki webinarlarımızı, belki bir yöneticinin şirket çalışanlarına seslenmesi gibi senaryolarda ihtiyaç duyabileceğiniz canlı yayın organizasyonlarını başka hiçbir araca ihtiyaç duymadan Corpio üzerinden yapabilmenizi sağlıyor olacağız. Burada tek yapacağınız şey bir canlı yayın başlatmak ve bu canlı yayını stüdyo üzerinden gerçekleştirmek. Hemen buradan bir canlı yayını organize ediyorum. Stüdyoya git dediğimde beni Corpio tarafında geliştirdiğimiz stüdyo uygulamasına sistem gönderiyor. Ben hemen bu linki ekip arkadaşıma da gönderiyorum ki canlı yayında birden fazla konuşmacı olduğu zaman nasıl bir senaryo gerçekleşecek? Bunları da size gösterebilmek adına. Şimdi öncelikle yayın ekranını ayarlıyoruz. Burada bir ayar ekranımız var bizim. Buradan herhangi bir görseli zemin, arka plan görseli olarak ayarlayabiliyoruz. Dilersek kendimiz bir görsel de yükleyebiliyoruz buraya. Bunun yanı sıra yayında gerçekleşecek altyazıları organize edebiliyoruz. Burada. Bir altyazı ayarladım ve bu altyazıyı ekrana getirebiliyorum. Ekip arkadaşım da geldi. Buradan ben hem kendi görüntümü hem ekip arkadaşımın görüntüsünü ekrana verebiliyorum. Bu görüntülerin yerlerini değiştirebiliyorum dilediğim gibi. Ekrandaki göreceğiniz üzere yerleşimleri arka plan görselini daha net gösterecek şekilde ayarlayabiliyorum. Ya da burada ekran paylaşabiliyorum. Bunu birazdan göstereceğim. Yine ekrana logo yerleştirebiliyorum. Logonun hangi köşede görüneceğini ben buradan ayarlayabiliyorum. Sağ üst köşede görünecek şekilde ayarladım şu an. Tüm ayarlamalarımı yaptıktan sonra yayını başlat dediğim zaman Corpio üzerinde bir canlı yayın başladı şu an itibariyle. Bu canlı yayın şu an tüm bizim yayını açtığımız 90 piksel kanalının kullanıcılarına bildirim olarak da gönderiliyor. Şu an Corpio üzerinden izlenebilir hale geldi. Bu yayın esnasında ben bir ekran paylaşımı yaparak örneğin şuradan bir ekranımı seçiyorum. Şu ekranı seçtim. Ekran paylaşımını da ekrana verebiliyorum. Gördüğünüz gibi kamera görüntüleri aşağı geldi. Ekran paylaşımı yukarı geldi. Ben bu yerleşimi istediğim gibi sürükle bırak yöntemiyle düzenleyebiliyorum. Dilersem arka plandaki görselleri değiştirebiliyorum. Ya da kayan altyazılar ekleyebiliyorum. Buradaki metni biraz daha uzun tutalım.
bir kayan altyazı örneğin yayının altından geçmesini sağlayabiliyorum. Dolayısıyla burada yayın esnasında bir reji gibi bu yayının akışını dilediğim gibi yönetebiliyorum. Dilediğim zaman bu görüntüleri ekrandan kaldırıp tekrar ekrana yerleştirme imkanına sahip olabiliyorum. Bu şekilde kullanıcılar canlı yayını istedikleri gibi yönetebiliyor. Bunun yanı sıra sadece canlı yayını yönetmek değil, aslında izleyicilerden soru da alabiliyoruz. Şu an tabii gelen bir soru yok. Ya da yayıncılar olarak kendi aramızda izleyicilerin görmeyeceği şekilde mesajlaşabiliyoruz. Şu an yayını canlı olarak kimler izliyor, hangi kullanıcılar izliyor, bunları da görüntüleme imkanına sahip olabiliyoruz. Ben bir taraftan da şöyle ön tarafta bu yayın nasıl görünüyor, bunu da sizlere göstermek istiyorum. 90 piksel kanalının altında açmıştık canlı yayınımızı. Şu an gördüğünüz gibi bir canlı yayın buraya geldi. Yayın sona erdi olarak görünüyor. Birazdan muhtemelen gelecektir. Burayla alakalı yayını izleme şansına da sahip olabiliyoruz diyeyim. Ben şu an burada yayını sonlandırıyorum. Ben bu yayını sonlandırdığım andan itibaren bu yayınında kaydını sistem alıyor otomatik olarak. Bu yayının video kaydını alıyor ve sistem üzerinde bir video olarak kalmaya devam ediyor bu video yayının kaydı. Dilediğiniz zaman da çalışanlar bu kanalın altında bu videoyu izleme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla hiç herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan buradan canlı yayınlarınızı yönetebilme ve canlı yayın yapabilme şansına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer yeni özelliğimiz olan interaktif video özelliğiyle alakalı yine paylaşım yapmak istiyorum. Burada da herhangi bir videoya gelip sistem üzerinde yüklediğiniz herhangi bir videoyu son kullanıcılarınızın çok basit birkaç adımla interaktif hale getirebilmesini sağlıyoruz. Mesela buradan şöyle bir hemen video bakalım. Hangi videoyu interaktif hale getirelim? Burada medeniyet mühendisliği ile alakalı bir TEDx videosu vardı daha önceden yüklemiş olduğumuz. Burada interaktif video editörümüz var. Editöre git dediğimiz zaman tamamen kendimiz tarafından geliştirilen bir interaktif video editörümüz burada açılıyor. Burada çok basit birkaç adımla sadece herhangi bir videoyu interaktif hale getirme şansına sahip olabiliyoruz. Şimdi örneğin bu video şu an ben sessiz olarak açacağım. Ama aslında bir inşaat mühendisliği ile alakalı bir TEDx konuşması. TEDx Ankara etkinliğinde yapılmış bir konuşma. İşte burada inşaat mühendisliğinin tarihinden nasıl bugünlere geldiğinden bahsedilen bir video. Ben örnek veriyorum işte 4. dakikaya geldim ve burada kullanıcılara bir soru eklemek istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Burada hemen ekle menüsünün altında 5 tane interaktif öğemiz var. Ben soruyu seçtim örnek veriyorum burada. İnşaat mühendisliğinin tarihi ne zaman başlar diye bir soru sordum. Seçenek 1 işte milattan sonra 2000 ya da 2. yüzyıl diyelim. 2. ve 3. seçenekler milattan önce 4. yüzyıl. Üçüncü seçenek de milattan önce 12. yüzyıl olsun. Şimdi bu soru alanının öncelikle tasarımını istediğim gibi buradan düzenleyebiliyorum. Bu bir anket sorusu mu, bilgi sorusu mu? Bunu seçebiliyorum. Örneğin bu bir bilgi sorusu. Sorulara puan verebiliyorum bilgi sorusuysa eğer. Anket sorusuysa bir puan vermeme gerek yok ama bu bir bilgi sorusu. Bilgi sorusuysa doğru cevabın hangisi olduğunu işaretlemem gerekiyor. Buradan 12 milattan önce 12. yüzyıl olduğunu doğru şıkkın işaretliyorum. Ardından burada butonda hangi metin görünmesi gerekiyor bunu ayarlayabiliyorum. Başlangıç zamanını, font büyüklüklerini ayarlayabiliyorum. Buradan fontları büyütünce birazcık sığmadı. Tekrardan görsel olarak ayarladım. Metin rengini ayarlayabiliyorum. Örneğin ben metin rengini beyaz yapıp zemin rengini siyah yapmak istiyorum burada. Ve zeminin saydamlığını da düşürmek istiyorum. Arka plan görünecek şekilde. Çerçeve olmasını istemiyorum.
gibi görünümle alakalı ayarlamalarımı yaptım. İkinci yapacağım aksiyonsa burada aslında bu seçeneklerde hangi aksiyonların gerçekleşeceği. Burada örneğin milattan sonra 2. yüzyıl derse aslında yanlış cevap vermiş olacak. Ben videonun 1. dakika 30. saniyesine geri dönmesini istiyorum. Çünkü bu sürede aslında doğru cevabı veriyordu anlatan kişi. Yine aynı şekilde yanlış cevapta ben yine 01:30'a dönmesini istiyorum. Eğer doğru cevaptaysa video devam etsin. Dolayısıyla biz şunu sağlayabiliyoruz örneğin. Kullanıcılara videonun herhangi bir yerinde soru soralım. Doğru cevaplarlarsa videoyu izlemeye devam edebilsinler. Ama yanlış cevaplarlarsa videoyu izleyemesinler gibi yani aslında bilginin verildiği yere geri dönsünler. Devamını doğru cevap vermeden izleyemesinler gibi kurgular yapabiliriz. Ya da videonun bambaşka bir yerine gelip burada mesela depremlerle alakalı bir bilgi veriyor. İşte deprem farkındalığı için ben buraya bir buton ekliyorum. Videonun herhangi bir yerinde görünmesini ayarlayabiliyorum. Yine buradan rengini ve diğer özelliklerini ayarlayabiliyorum. Örneğin şöyle mavi bir buton yapalım, biraz daha mavi tonlarda bir butonumuz olsun. İşte buton metnimiz işte deprem farkındalığı için daha detaylı bilgi yazdım. Buton büyüklüğünü birazcık artırdım. Bu butonun görünüm ayarlarını yaptıktan sonra bu buton tıklandığı zaman hangi aksiyon gerçekleşsin? Yine az önce soru şıklarında olduğu gibi istersek buradan devam et deyip videonun kaldığı yerden devam etmesini sağlayabiliyoruz. Yine az önce olduğu gibi videonun farklı bir saniyeye gitmesini sağlayabiliyoruz. Video değiştirebiliyoruz. Yani buradan farklı bir videonun açılmasını sağlayabiliyoruz. İşte örnek veriyorum. Burada farklı videolar var sisteme yüklediğimiz. Onlardan birine geçmesini sağlayabiliyoruz. Ya da linke git deyip bir web sayfasına, bir dokümana, bir forma, bir eğitime yönlendirme sağlayabiliyoruz. Örneğin ben burada afat.gov.tr adresine bir yönlendirme yapmak istiyorum. Bunun gibi yine videonun farklı yerlerinde dilersem işte videonun herhangi bir alanını tıklanabilir yapabiliyorum. Örneğin şurada mesela TEDx logosunu tıklanabilir yapıp burada işte linke git deyip TEDx logosu tıklanırsa TED.com adresinin açılmasını sağlayabilirim. Yine başka bir yere gidip buraya bir text ekleyip bu tekstin görünmesini istediğim saniyede sağlayabilirim. Ya da başka bir saniyeye gidip buraya bir görsel alan ekleyebilirim. Bu görseli kendim buradan yükleyebilirim. Ya da çalıştığım herhangi bir görseli buraya ekleyebilirim. Bununla alakalı da yine aksiyonları buraya tanımlama şansına sahip olabiliyorum. Tüm bunları O yaptıktan kadar sonra güzel, pratik ve akışta anlattın ki hani hem canlı yayını pratik açmak hem sonrasındaki videoları interaktif bir şekilde etkilemek. Hani şey evet keşke benim olsa dedirttiğin bir noktada. Böyle bölmek istemiyorum, bu demo hep devam etsin. Biz gerçekten araçlarımızı nasıl kullandığımızı görelim istiyorum. Belki hızlıca toplayabilirsin Muhittin böyle son evet. cümlelerle. Ben son cümleye geçmeden önce kalan son özelliği şey yapıyorum. Zamanı biraz verimli kullanamadığımı fark ettim. Son olarak bir video yüklediğimiz zaman burada gerçekleşen yapay zeka fonksiyonlarıyla alakalı bir anlatmak istediğim kısım var. Ona da hemen değinip bitiriyorum. Ben herhangi bir videoyu buradan daha önceden ayarlamıştım yüklemek için. Küçük bir video özellikle ayarladım. Herhangi bir video yüklemeye başladığım zaman biz burada yapay zeka ile videoyu okuyoruz. Videonun içeriğinden size videonun başlığı ve açıklamasını önermeye başlıyoruz. Ve bu video ile alakalı 62 dilde otomatik olarak altyazı üretiyoruz. Bu altyazıları da siz yine sistem üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Son olarak bu özelliği de göstererek tamamlamak istiyorum. Özellikle çok uluslu firmalarda ya da yurt dışı operasyonu olan firmalarda ciddi anlamda kullanım senaryosu olabilecek bir özellik bu da. Burada özellikle değinmek istediğim şey şu.
Aslında videonun farklı dillerdeki altyazılarını oluştururken videonun kontekstini yani bağlamını referans alarak yapay zeka ile biz çevirisini oluşturuyoruz. Şu an yükleyeceğim örnek özellikle yazılım alanında proje yönetimiyle alakalı bir video. Örnek veriyorum burada bir uygulama adından ya da bir teknoloji adından bahsettiği zaman o ismi doğrudan böyle Google Translate çevirisi gibi motamot çeviri yapmak yerine burada videonun bağlamı yazılımla alakalı proje yönetimi olduğu için bu teknik terimleri ilgili konulara göre çeviriyor. Şu an gördüğünüz gibi hemen başlık önerilerimiz geldi. Videonun içeriğini okuyarak sistem tarafından açıklama önerilerimiz de geldi. Bu önerilere girerek hemen hızlıca hangi dillerde altyazı istiyorsak bunları da seçebiliyoruz. Dediğim gibi 62 tane dil var. Kaydet dediğimiz zaman videoyu bizim için içeriye ekliyor ve bu videoyu düzenle dediğimiz zaman da bakalım altyazılar oluşturuluyor. Birkaç saniye içerisinde altyazılarımız da gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi burada hani ihtiyaç duyabileceğiniz 62 tane farklı dilde bu altyazı otomatik olarak üretiliyor. Evet, geldi şu an altyazılarımız. Örnek veriyorum Türkçe olarak baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada altyazılar var. Dilerseniz bir hata olduğunu düşünüyorsanız buradan düzenlemesini de yapabiliyorsunuz. Türkçe altyazı olduğu gibi örneğin burada İsveççe bir altyazımız da var. İşte veya daha böyle farklı alfabelerdeki altyazıları özellikle göstermek adına ben Arapçayı da göstermek isterim. Gördüğünüz gibi tüm dillerde otomatik olarak videonun altyazısını oluşturdu. 62 dil için bunu otomatik olarak yapıyor. Ön tarafta nasıl göründüğünü de göstermek isterdim ama artık zamanımızı biraz aşıyoruz sanırım. O yüzden varsa sorularınızı alayım. Yoksa benim anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Teşekkürler Muhittin. Varlığımı bir psikolojik baskı gibi kullandım. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Çok güzel Estağfurullah. özelliklerdi. Detaylar için muhakkak networking alanında dinleyicilerimiz geleceklerdir diye teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler bu kadar Ben pratik de çok uygulamayı ve teşekkür ederim. güzel bir demoyu da bize sunduğun için. Görüşmek dileğiyle. Kendine Görüşmek çok iyi üzere. bak. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Güle güle.